Merhaba güreştürkiye.net severler. Güreş şöleni haftalık Raw değerlendirmesine hoş geldiniz. Yanımızda yorumcu olarak Erem Nur, Look a Wizard, Hit Luck Master, Salih ve internetin radyolarının rockstarı, yorumlamadan duramayan adam, ulusal sesleniş modon, Punk City Taner var. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Güzel bir av şovu izlediğimizi düşünüyorum. Ben hatta bir pay-per-view kalitesiydi ring içi olarak. Tamam, bir promo ve senaryo açısından fakir bir şey oldu. Fakat ring içi olarak gerçekten pay-per-view heyecanı yaşattı bizlere. Rollins tarihi yazdı resmen ya. Bence. Yani ileride prolarına kullansa bunu bir iki sene olur yani, tutar. Ve üst düzey güreşti iki maçı da. Evet, o zaman ilk maçımıza geçelim. Roman Reigns ringe geldi. Brock Lesnar'ı bir kendisinin yenebileceğinden bahsetti. Chatbox'a da soruyorum. Brock Lesnar'ı Roman Reigns'ten başkası alt edemez mi sizce? Ve zaman içinde bunu da kanıtlayacağından bahsetti. Erem Nur, ne diyorsun? Ya Roman Reigns tamam, yapacak bunu, alacak ama o kadar da gözümüze sokma be adam. Diyorsun. Neyi gözüne evet. Sokmamalı? Ya her yere yazıyor zaten, işte çemberden çıkacağım, kemer alacağım. Şampiyonunuz ben olacağım. Gibi. Diyorsun. Roman Empire işte. Roman Empire, sevgili Taner. Roman Reigns ilk Gauntlet mücadelesi duyuruldu ve ilk olarak Seth Rollins'le karşılaştı. Roman Reigns'in sen de, hoş geldin Moneymakers. Aleykümselam. Sen de Roman Reigns'in Brock Lesnar'a karşı tek kazanma ihtimali olan isim olarak mı görüyorsun? Şu anda öyle. Biraz Finn Balor'dan umutluyduk ama o dönem başıydı sadece. O umut da artık söndü. Tek ilacı bazılarının, benim değil, ben Lesnar'cıyım, Roman Reigns oldu. Ha, Roman'ı çok beğeniyorum ama ben Lesnar'ın şampiyon kalmasını yeğlerim yani her zaman. Evet, ardından Seth Rollins'i olan maça geçtik. Artık Roman Reigns bazı şeylerin nirvanasını yazıyor bizlere ilginç bir şekilde. Ne oluyor? İzliyoruz. Adam sırtına alıyor. Seth Rollins, Roman Reigns'i kollarının üstüne alıyor. Ringin köşesine çarptırıyor. İşte dönüp Superman Punch falan yapıyor Roman Reigns. Artık hareket yememe seviyesi bambaşka boyutlara geldi sevgili Salih. Vallahi sıkılıyoruz yani, daralıyoruz. İsyan ediyoruz. İsyan ediyorum, isyan. Ya ben ne izliyorum moduna giriyorum ben ya. Erem Nur. Baba, bu ne izliyorum ben? İzlediğim şeyde artık mantık kalmayınca biraz hani izleyesim bak, gelmiyor. ESC'ye basasım bile. Evet. Bilgisayar oyunlarında bile bölüm sonu canavarı hani en azından ölebiliyor yani. Bu adam hiç yıkılmıyor dağ gibi. Ya ben yani anlamıyorum. Ha, ben her hareketi counterlıyor. Hı hı. Yani bıktık. Sıkılıyorum, daralıyorum adeta yani siz dediğiniz gibi. Evet. Fatih Tişke demiş, Brock Lesnar tek curse stomp'a gider. Ya ben mantığın bittiği yerde, ben de sıkılan adam. Mantığın bittiği yerde seyir zevkim de kalmıyor. İzlemek de istemiyorum. Roman Reigns bana bu tadı veriyor. Gerçekten hani 10 sene önce John Cena'nın lan gene mi sen, yeter artık modunda değilim. Hemen ESC'ye basıyorum. Acaba profesyonel güreş bizden geçti mi Taner? Bizden geçmedi de dinamikleri değişti gibi ya. Çünkü görüyorsun, şirket bir MMA'cilere kayıyor, bir indicilere kayıyor, Japonlara kayıyor. Bir kaymadı, biz kaldı yani. Nasıl ya? Yakında bize de kayacaklar. Herkese kayıyorlar yani. Yani sen nasıl değerlendiriyorsun? Peki Roman Reigns temiz tuş oldu. Vallahi ben Reis'ten keyif alıyorum abi. Ne yalan söyleyeyim. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Ben forumda okudum da YouTube arkadaşlar şimdi bilmez. Olay şu.
diyorlar ki Roman Reigns God mod açtı. Niye böyle gidiyor? Niye böyle? Cena eziliyor. Bundan 10 sene önce Cena herkesi tokatlıyordu. Geliyordu. Maçta yatıyordu 10 saat. Sonra bir hareketle maçı kazanıyordu. Kimse bir şey demiyordu. Haksız mıyım? Gör. Comeback yapıyordu sürekli. Cena'ya bir şey demeyen tayfa Reigns'e sallıyor. Bu olmaz. Reigns taklitini yapıyor yani. Olmaz. Baba hayır. Reigns başka boyut yani. Ben... Öyle bir şey yok. Hayır. Cena da aynıydı. Sen daha iyi bilirsin. Cena da aynıydı. Hiçbir fark yoktu Cena'nın. Ama hayır bir şey diyeceğim. Nexus'u tek başına dövüyordu adam ya. 7 kişiyi tek başına dövüyordu. Kimse bir şey demiyordu buna. Haksızlık. Roman Reigns'i yedirmeyiz abi kimseye. Adam geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Cena en azından hareket diyor. Buna hareket yapmak imkansız. Salih? O ben tam tersini düşünüyorum yani Reigns'in. Punk'sin. Olabilir. Sıkıntı yok. Evet, Roman Reigns temiz tuş oldu. Ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bu kadar ahkam kesip de tuş olmak biraz ilginç olmadı mı ya? Ya yani evet. Bakırsam kemer belindeyken Rav 25'te de aynı şeyi yapıyordu. Miz'e temiz tuş oldu. Evet. Fatih Dişka'ya demiş. Roman'ın Royal Rumble'da üstüne Rav'da yatış yapması hiç hayırlı bir iş değil. Elimination Chamber için geliyor. Ha, bu mağlubiyeti Elimination Chamber'daki büyük zafere mi bağlayacağız yani? Öyle mi? Başka ama şimdi peki bu Roman Reigns Seth Rollins yerine böyle dursaydı kazansaydı daha hani hiçbir zevki kalmazdı ki bu işin yani. Evet Hüseyin demiş. Olmasa ne olacak? Lesnar'ı yense ne yapacak? Millet kim yenecek bu adamı? Yani Cebza'nın isyanını herkes de görüyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var abi. Evet. Sallıyorum. Finn Balor'ın Lesnar'dan kemer alması mı kolaydır şu an? Roman Reigns'ten mi? Ciddi konuşalım şimdi yani. Bir şöyle düşünün. İkisinden değil. Evet. Salih? Ya bence ikisinden de şansı yok da tabii Roman Reigns alma şansı daha fazla. Evet. Elimination Chamber'ı pazar günü daha geniş açıyla değerlendireceğiz. Gauntlet maçta ikinci isim Seth Rollins'in karşısına gelen John Cena oldu. Bence son yıllarda John Cena'nın en iyi maçlarından biriydi. Seth Rollins de gerçekten şapka çıkaracak bir performans sergiledi. Muazzam muazzam. Ne diyorsun Taner'sen? Yani tartışmasız. Yani ben şunu düşünüyorum. Roman Reigns kemeri aldıktan sonra umarım Seth Rollins de bir feoda girer. Yani Seth Rollins'in şu performansı şapka değil her şey çıkarılır yani. Gerçekten muazzam bir maçtı. Hareket satmalısı falan hani rollenmiş yani maçtan önce bildiğin yani. Çok güzeldi. Yani Rollins'i izlerken keyif aldım ben. Ya Seth Rollins'e ben özellikle sakatlıktan sonra hiç güzel maçı yok diyordum. Berbat maçlar çıkarıyor. Temposu çok düştü diyordum. Ki bunu bir hani objektif bir bakış açısıyla söylüyordum. Bana ve benim gibi düşünenlere Seth Rollins bir tokat attı. Bir cevap oldu. Tabii sevgili bir kendinize Salih, gelin dedi yani. Tabii mutlaka. Sevgili Salih, Triple H'in yönetimi devralmasıyla Seth Rollins'in bu performansını bağdaştırabilir miyiz? Hem bağdaştırırız hem de sırf WWE bu şov hazırlanmak için hafta sonu canlı şov yapmadı. Onu da söyleyeyim. Yani bu güreşler bu yüzden bu kadar süre aldılar şovlarda. Dinlendirildiler yani. Dinlendirildiler kesinlikle. Bu, önümüzdeki hafta sonu da dinlendirecekler. Elimination Chamber var diye. Hı hı. Onda da büyük bir pay var. Yani evet. Özel odaklanmışlar bu maça. Moneymakers demiş. Strowman'ın maçı kazanmasının sebebi geleceğiz Strowman'a da. Elimination Chamber'da yenilişinden dolayı momentumunun düşmemesi demiş. Sevgili Eren Nur. Evet. Bu Strowman'ın eşyanın tabiattaki durumuyla sorununu biliyoruz. Evet. Bu kadar agresif bir adam gene Elimination Chamber'da yenilirse ne olur sence? Büyük bir ihtimal onu saf dışı etmek için bir şey yaparlar. Hani onun için bence bir illaki bir plan vardır. Yani bir gidip bir birisine tuş olmaz ya da tuş olacaksa da iki kişi tarafından tuş olur. Bence. Evet. Ayrıca ben Strowman'dan bir yine çemberin içinde bir çembere zarar verme girişimi bekliyorum. Moneymakers devam etmiş Taner. Reigns ilk elinden oldu. Çünkü Reigns Strowman Elimination Chamber'dan
yüz yüze geldiğinde galip ayrılan Reigns olacak diye. Yani Strowman'dan başka bir isim mantıksız gelir şimdi. Elias kazansaydı Strowman'ın momentumu ölecekti zaten. Strowman'ın kazanması en mantıklı olandı bence. Çok doğru bir seçim yapmışlar. Ki Rollins'i de öldürmediler. Yaşattılar bildiğin, dirilttiler. Çok çok her şey iyi planlanmış yani. Tebrik ediyoruz. Şey değil mi? Strowman adeta bölüm sonu canavarı değil miydi ya? Ama havaya kuru sıkı sıkıyor yani. Yeni değişen bir şey olmayacak. İstediği kadar araba parçalasın yani. Ha, Strowman'a geliriz. Eşyanın doğadaki tabiat haline mutlaka tekrar değineceğimize eminim. Strowman kendisini böyle bahsettirmekten keyif alan bir adam. Rollins Cena'yı curb stomp'la tuş etti. Salih. Cena'nın tuşu. Geçen hafta da yenilmiş mi? Yok, yenilmemişti de. İki hafta da güzel maçlar çıkarıyor Cena. Acaba hep de yani ucuz maç, hep de ucuz kurtuluyor öyle diyeyim. Kaybediyor falan. Ben mutlu oldum kaybetmesine ya. Evet, ardından Elias geldi. Eren Nur. Ve Seth Rollins kondisyonu düşerek mağlup oldu. Ne diyorsun? Elias burada radyoda konuşuldu. Daha önce Tanner tarafından söyleniyordu. Çok benzediği söyleniyordu yanılmıyorsam. Evet. Rollins'e. Ne diyorsun? Bir devir teslim olabilir mi ileride? Nasıl yani? İlk önce şeyden bahsedeyim. Rollins gerçekten hani hareketleri çok iyi sattı. Hani takımlar aksiyonundan sonra hani adam bir içinde biriktirmiş. Bu maça saklamış yani direkt. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum bu kadar süre dayanmasını. Bir de o kadar hareket falan sattı. Yani bir ara ben adamın öldüğünü düşündüm. Yerde yatıyor böyle 2 metre. Evet, Elias'ın ne bileyim ben ilk geleceğini zannettim. Ben sonradan işte Rollins, Balor falan gelir diye. Yani Elias da alttan o da geliyor yani. Evet, Hüseyin güzel bir şey söyledi Taner. NXT'deki Loser Leaves maçından beri ilk defa giriş büzüyle geldi Elias. Hı hı. Ayrıca Elias'ın galibiyeti. Ya Elias bence hazırlanıyor abi. Uzun bir süreç var onun önünde ama olabildiğince iyi hazırlıyorlar. Ben mutluyum yani Elias'ın bu konumundan. Gümbür gümbür geliyor yani. Hemen bir şey beklemiyoruz ama o zamanla olacak yani Elias'ta. Rollins'in performansı sonucu güçsüz kaybetmedi. Güçsüz gözükerek kaybetmedi demiş William Boss. Ne diyorsun Taner? Kim? Mağlubiyeti mantıklı adlandırmış. Rollins kaybetti Elias'a fakat... Evet, güçsüz evet. Gözükmedi bu mağlubiyetiyle demiş. Ya işte dedim ya, olabildiğince çok güzel planlamışlar yani. Dört dörtlük hazırlamışlar. Tüm takım iyi hazırlamışlar yani senaryo. Hiçbir mantık hatası falan yoktu yani. Olabilecek en güzel şey buydu zaten. Kesinlikle. Bundan iyisi olamaz yani. Nasıl olacak ki? Bu en iyisi buydu zaten. Ya şu 2018'de en keyif aldığım Raw maçıydı. Keşke bazı pay-per-view'lar da böyle olsa yani. Olsa da izlesek yani. Fatih Dişka'ya demiş, benzetilmeye mi çalışıyor bu isimler? Ravis Jericho, Ravis Rollins ya da Jericho Stone Cold Steve Austin ve Rock tokatladı. Seth'te Roman ve Cena'yı tokatladı diye. Yani ilk iki saydığın isim güreş, profesyonel güreş tarihinin en iyi iki ismi bence. Tabii yani ki. En iyi iki isminden biri. Diğer iki saydığın en iyi eski güncel, kızlardan biri yani. En iyi güncellerden ikisi. Tabii. Salih. Erko'da da öyleler. Evet. Bir de neredeyse temiz eledi. Yani Jericho'da temiz elememişti. Yenmemişti onları. Şöyle McMahon'ların şeyiyle galiba. Ya temiz elemesi de bence büyük bir olay yani. Ultimate Opportunist demiş. Cena alsa geri döndürseler iyi olabilir ama Reigns alacaktır. Rollins geri döndü. Bu sene içinde ana kemer alacaktır. Mevdat Ser söyledi diye de not düşmüş sevgili Eren Nur. Ya Sinan'ın artık o hani rekor tamamlama şeyinin son maçına bırakmasını istiyorum. Hani biz Rollins'i tam olarak hani doya doya izledik ama tadı damağımızda kaldı bizim. Hani eğer Roman alacaksa kemeri, Roman'dan sonra bir Shield War ikinci
bölüm olarak Rollins'in almasını isterim. Evet, Moneymaker söylemiş. Elias ilk ana kemer şansı yakaladığında Ziggler'ın keşini gibi arenadan olağanüstü tepki alacak. Çünkü herkesin istediği bir şey haline gelecek. Onun kemer alması diyerek not düşmüş. Salih ne dersin? Elias yani seyirciyle etkileşimi çok iyi. İlk başlarda böyle jobber olur gider falan. Kesinlikle. Yani büyük umut vaat ediyor bence. NXT'deki Rusev gibi. O derece diyeyim yani. Evet. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ardından Elias kazandı ve Mistoraj ringe teşrif etti. Güzel bir dayak attılar Elias'a. Yanılmıyorum değil mi? Mistoraj geldi. Evet. 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 Miz, arkadan saldırıldı. İşte bir korkak heel rolünü tekrarladı yine Miz ve Mistoraj. Ne düşünüyorsun Taner? Mistoraj'ın galibiyeti ve The Miz'in galibiyeti. Ya pişmanlığım olan tek şey biraz daha güçlü gözükse daha iyi olurdu mesela The Miz. Çünkü Strowman'dan falan kaçtı. Orada biraz üzüldüm. Biraz daha böyle agresif olabilirlerdi yani bence. Adam kemerle gelmedi ki ya. Ya biraz daha böyle destroy takılabilirlerdi. Ama yani gene de iyiydi yani. Bir pişmanlığım orada oldu. Evet, The Miz'in Elias'ı basit bir şekilde elemesinin ardından Strowman geldi ve eşyanın, nesnelerin tabiattaki, doğadaki durumunu farklı perspektifte bir kez daha izledik. Cello Can. Cello Can Strowman hakkında neler diyorsun sevgili Chatbox ve Salih? Strowman yine klasik yani. Momentum'u arttırdılar. Elimizin Chamber'da kaybedecek. Strowman haftalık şu olan adam ya. Sonuçta başarısız oluyor hep. Ne yazık ki. Evet, Balor'a saldırdı Mistoraj. Balor var önce. Doğru diyorsun. Evet. Finn Balor'a da ufak bir değinelim. Balor Club WrestleMania'ya doğru iş yapabilir mi sevgili Eren Nur? Bir devir teslim yapıldı çünkü Raw 25'te. Yapıldı ama hani hangi şeyden büyük bir tane yürüyecekler? Namizle Finn Balor'ın olan Twitter, sosyal medya atışmalarından doğru yürüyeceklerdir. Yani bizi büyük bir ihtimalle hani üçlü maç işte kazanan işte kemeriye korur ya da kaybeder gibisinden maçı izleyebiliriz. Sence ne yapar Taner Finn Balor ve Balor Club? Yani devir teslim oldu. Fakat yani bu sene için çok umutlu konuşmak istemiyorum. Yani ben Finn Balor'ın tek takılmasını istemiyorum ama Balor Club onu daha çok güçlü gösteriyor bu şirket içinde. Bu gerçek. Kemer yakın. Yani ama meşaleleri ben ana kemer yakın. Aynen. Ama ben ana kemer oynamasını istiyorum ya. Evet, arka alanda güzel bir röportaj verdi Finn Balor. Brock Lesnar'a çeşitli ithamlarda bulundu. Onun çevirisini Güreş Türkiye YouTube kanalında bugün dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Güreş Türkiye ya da yarın yayınlanacak radyo. Şöyle ufaktan o zaman maç sonuna değinelim. Ne diyorsunuz? Braun Strowman momentum topladı ve hafta sonuna Reigns'te face to face yapmak için büyük bir heyecana gark etti bizleri diye genel bir görüş var. Salih. Benim dediğim gibi yani Strowman sonuç hep üstüne oluyor. Sonra işte eşyalara saldırıyor falan. Bu kısa bir döngüye ulaştı. Ben bir şey soracağım Gür. Bu Strowman'ın böyle takılması sizi soğuk. Ben soğuyorum ya. Sevdiğim adamdan soğumaya başladım gerçekten yani. Sen gel teröristtir şovlarda. Pay-per-view'da pıs gibi kal yani. Hı? Aynı sen gibi Taner. Laf var, icraat yok. Ya bu biraz şey gibi. Bir tane siyasi parti liderinin böyle sürekli konuşup da baraja geçememesi gibi bir şey yani. Ne? Yüksek kusura bakmasın ya. Strowman aynı bu şekilde. Evet. Gauntlet maçı böyle bitirdik. Gauntlet maç 5 üzerinden puanlamanız gerekirse
bütün katılımcılara ve maçlara, ayrıca senaryoyu nasıl değerlendirirsin Salih? Ben 4 veririm. Beklentimi karşıladı. Ben bir 30-35 dakikalık maç bekliyordum ama bildiğin şovu bıraktılar yani. Evet. Eren Nur. 4.5 veriyorum. O da hani Miz'in korkak heel karakterini sürekli öne çıkarttıkları için. 4.5. Taner. 4.5 veriyorum ben de. Evet, Goddess Bliss 6 vermiş. Evet, baksana henüz puan veren yok. Matematikler şahane, 5 üzerinden 6 falan veriliyor. Ardından, sözelci olduğunu belli eden mesaj. Ardından Asuka ringdeydi. Oley. Evet, sen anlat Asuka'yı, Eren Nur. Ya sen anlat. Ben yorum yapmak istiyorum. Ne? Anlatamaz mısın? Evet. Ben bir hafta sonra gördüm. Ne? Bir hafta sonra... Ya bir şey soracağım. Asuka niye palyaço gibi giyiniyor abi ya? Çok itici ya. Asuka'yı seven var mı cidden? Bilmiyorum ki, benim hiç haberim yok. Hayır, palyaço gibi giymesinin sebebini bilmiyorum. O bayağıdır eskiden beri ama o buralara gelmeden önce yüz boyası falan takınıyordu. Bayağı böyle psikopat bir karakterdi. Şu anda da maskesini boyuyor bir şeyler yapıyor. Oley, çok güzel. Oley çok güzel mi? Neyse, tamam, ben anladım. Evet. Belki de ama sonunda. Asuka muhteşem İngilizcesiyle WWE Universe'a seslenirken Nae geliyor ve Asuka'yı tost ediyor. Seviyorum Nae'ya. Rock ailesi falan, Anoa'yı. Tadımı kaçırdı. Samoan Drop falan filan. Neler diyorsun Taner? Ya Nia Jax gururumuzdur yani, yedirmeyiz kimse. Kendisinden kimse bir şey beklemiyor. Olabildiğince en iyi performansı gösteriyor. Asuka'yı da bildiğin tost yaptı. Çok iyi yaptı yani. Salih? Ya bilmiyorum. Nia Jax ilk defa böyle dominant gördüm Nia Jax'i. Uzun süre sonra. Evet, Nia Jax güzel de bir maç ayarlandı bundan sonra. Elimination Chamber'da WrestleMania'ya dahil olma maçı, eğer Nia kazanırsa, ne dersiniz, kazanabilir mi? Sevgili Chatbox ve sevgili hayır. Taner. Ben kazanamayacağını düşünüyorum. Yani WrestleMania'daki kemer maçına eklenmez diyorsun. Evet. Nia Jax. Salih? Evet. Bence de biraz Braun Strowman gibi ya. Aynen. Wall 2 yani. Just yani. Diyorsunuz. İlginç. Sevgili Eren Nur. Ya Nia Jax önceleri de Asuka ile NXT'de bu kadar aynı şeyler yaptı. Hatta efsanevi You Talk Too Much şeyinde de aynı bayağı bir hırpaladı ama yani sonunda 5-6 tane spinning heel kick yiyerek tuş etti. Tuş oldu. Maçlar güzeldi. Evet, o maçları güzeldi. Evet, hafta sonu bu mücadeleye daha ayrıntılı bir şekilde değiniriz. Ardından bu segmentten sonra The Bar geliyor. Apollo, Tidus ve Dana Brooke'la mücadele edecekler. Dana Brooke'u nasıl değerlendiriyorsun Taner? Yani tam benim sekreterim olacak bir insan. Gerçekten beğeniyoruz kendisini. Neden? Severek izliyorum. Ya yürüyen felaket, daha ne olsun yani. Sen çok seviyorsun böyle kısa boylu tıplı. Aynen. Tam şey, böyle benim sarışın, şeyim yani. Aynen. Hafif böyle ateş ediyor böyle. Uzuvları sürekli büyük. Tabii. Sen Berbiler çok seviyorsun. Sağlam. Tam bir benim, şey diyeceğim. Tam benim tipim. Bir saniye. Lafınızı keseceğim ama şey soruyor birisi. WrestleMania'da Asuka kim için seçer? Eren'e sor diye sormuşlar. Brandi var zaten ya. Yani ben büyük bir ihtimalle Rav Kemer'in oynayacağını düşünüyorum. Çünkü bir iki spoiler okudum. Kemer'in el değiştireceğine dair. Peki bunu bize niye söylüyorsunuz Sayın? Hayır hayır. Hanım. zaten Rav brandine ait güreşi Rav Kemer'ini seçecek yani. Kontrol imzalama geliyor ya. Ama bir şey diyeceğim. şey var. Bunun bir örneği vardır, hani hatırlarsanız Batista Royal Rumble 2005'i kazandığında
normalde şeye brand gidecekken bir anda Triple H'i seçti. Evet. Olabilir bir şey. Eren Nur'un bizi ketlemesi şu anda. Bunu Elimination Chamber haftası pazar günü. Bu şu an Elimination Chamber haftasındayız. Onun için çok uzun değerlendirmek istemiyorum. Pazar gününde de sohbet edecek şeyler kalsın. Apollo Crews, Dana Brooke ve Titus O'Neil maçlarını kazanıyor. Ve Cesaro tuşu oluyor. Ne diyorsun Salih? Ya maç çok kısaydı ya. Valla. Yani. Bir yükselişin. Ben beğenmedim olayı. Bir yükselişin izlenimi olabilir mi? Bir yükselişin izlenimi olabilir mi sevgili Taner? İnşallah olmaz ya. Ben Apollo Crews neyse ona bir saygım var da hani Titus O'Neil bu şirkette nasıl ekmek yiyor ben hala bilmiyorum yani. Hayır işlerine giriyor ya. Ya hayır işlerine gözüküyor. WrestleMania partilerinde falan gözüküyor. Eyvallah o işleri yapsın da yani. Çok ciddi para kazanıyor yani. Ringin içine çıkmasın abi ya. Rica ediyorum çıkmasın yani. Allah. Beğenmiyorum diyorsun. Tabii bomboş bir çar yani. Salih sen de aynı görüşte misin? Ben de MMA'nı görüştüm. Evet. Bu maçın ardından main event vardı. Main event da %10 ring içi. İşte %5 Michael Cole. Geriye kalan %85'te kalçaya kameramanın yaptığı zoom'du. Gerçekten. bir de galiba ring adresini değiştirmiş Alexa Bliss. Hiç yakışmamış gerçekten. Bir şey daha fazla görününce bence daha güzel olmuyor. Eskisine dönsün sevgili Alexa Bliss. Main Event'ta bir 3'e 3 mücadele izledik. Paige hakkında öncelikle WWE'nin ketum tutumundan biraz bahsetmek istiyorum. Hala emekliliği duyurulmuş değil. Sizce neden? Taner. Acaba kesin sonuçları mı bekliyorlar? Yani sonuçlar kesin değil mi zaten? Yani bize hani Page'in de yaptığı bir açıklama yok. Şirketin de yaptığı bir açıklama yok. Dedikodular. Hayır neyi saklıyorlar onu anlamadım. Evet neyi saklıyorlar o yani. İlginç. İşin ilginci o. Hayır bu kadar gizem yaratıyorlar. Hani altından bir şey mi çıkacak? Hani kesin bence kesin sonuçlar yok ellerinde belli. Anladım. Çünkü biliyorsunuz şirketin bu sağlık hakkındaki şeyleri acayip sıkı yani. Brian'ın durumu daha iyiydi. Hemen vurdular yani adama. Yani Page konusu çok garip bir konu yani. Mantıklı acaba bir açıklaması yok. Acaba işgal etmek istemiyorlar. O da olabilir. Evet. Yani. Page'in ekibi ve Alexa Bliss rakip olarak da Sasha Banks, Mickey, James, Bayley idi. Maç sonucunda Sasha Banks submission'la kazandı. Ve takımına galibiyet kazandırdı. Ardından bir hengame ve Raw Show'un kapanışı maç hakkında ve çok geçiştirme bir Raw Show'uydu zaten. Senaryo anlamında konuşulabilecek çok bir şey yok. Gauntlet maç dışında o da maç senaryosu ring içini konuşuyoruz. Ne diyorsun sevgili Salih? Yani biraz nasıl desem böyle kurtarma senaryolu olur ya B planı, C planı diye. Bence bu da öyle bir senaryoydu. Yani biraz oldu bittiye getirmişler. Genel tüm Raw'ı. Gauntlet maçtan şey konuşuyorum, ayrı konuşuyorum. Son 3 maça bakıyorum şu Asuka falan. Asuka tek team maçı, main event. Baya kötüydü yani maçları. Evet, Mandy Rose hakkında düşüncelerimiz demiş. Ultimate Opportunist soruyor. Bu güzel Mandy kadın. Rose şey değil mi? Gold Dust'ın yanına takılıyor şu an. MMA'ci kadın değil mi? Yok yok. Ha diğeri. Şu an Gold Dust'ın partneri. Tamam Gold Dust'ın ekürisi. Bence yani, de güzel kadın. Ama... Çok çok güzel kadın yani. Tam... Biz biraz Sonya Deville'le karıştırdım ben. Biz biraz kadınlar segmentini konuşacak güzellik falan giriyoruz galiba. Aynen. Bak biraz kozmetik konulara giriyoruz galiba. Evet Salih, Alexa bu arada 50 kişi olmuşuz Sayın Gür. 50 kişi herkese çok teşekkürler. Alexa Bliss pes etti Salih.
Şaşırmam yani. Kemeri kaybedecek en sonunda. Artık kaybetsin. Gerçekten iç geldi. Hınk geldi. İnşallah bu ay son olur diye ümit ediyoruz. Son olarak Gravshow'unu puanlayalım ve 50 kullanıcımıza güreştürkiye.net'e üye olup güncel haberleri okuyup güreş tartışma konularına katılabilirler. Efendim? 30 kişi bir de misafir gelmiş. İşte misafir arkadaşlar üye olup chatbox'a katılabilir. Yarın saat 21.00'da SmackDown değerlendirmemiz olacak. Yani YouTube saatiyle bugün akşam 21.00'da değerlendirmemiz, SmackDown değerlendirmemiz olacak. Hafta sonu daha ayrıntılı pazar günü saat 22.00'da Elimination Chamber'ı çok daha ayrıntılı konuşacağız. 5 üzerinden puan 4.5 demiş Ultimate Opportunist. Ben 3.5 diyorum. 3.5 sevgili Taner, sen Salih. Ben de 4 veriyorum. Moneymakers 4 demiş. Lunatic Phenomenal 4. Alperen Baytan 2. Godless Bliss 3. Code Blue 4. Ben de 4 verdim. Samet Selamet 4. Believe That Roman 4 vermiş. Güzel bir Raw Show oldu. Gerçekten ortalamayı doyurdu. 3.1 vermiş Lonman. Seth Yan Rollins Yan 4. Hüseyin Elias'ımız için 5 demiş. Oraya da güzel bir noktaya parmak basmıştı Hüseyin. Teşekkür ediyoruz katılan herkese. SmackDown değerlendirmesine yarın, yani YouTube saatiyle bugün 21'de görüşmek dileğiyle. Mertay da 3 demiş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.